Evet değerli dostlar, aranın ardından insanlık halinde psikolog Fatma Vildan Sandal hanımefendi ile birlikte mutlu evliliğin yollarını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi Vildan Hanım dedik ki mutlu evlilik için neye ihtiyacımız var? Evet. Evlilik önce süreci konuşmuştuk, şu an evlilik sürecinden bahsediyoruz ve aslında gerçekten mutlu evlilikte neye ihtiyacımızın olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Çünkü bunu bilmediğimizde ve ihtiyaçları farklı yerlerde aradığımızda aslında mutsuzluklar geliyor. Neye ihtiyacımız var sorusunun altında da aslında neye yapmamaya da ihtiyacımız Evet. var da burada cevaplıyoruz. Çünkü dediniz ki çok fazla eşler arasında sosyal medyanın etkisiyle de kıyaslamalar oluşabiliyor. Bunu hanımefendiler biraz daha fazla yapabiliyor. Ama hep bir başkasının evliliğine göre kendi evliliğimizi konumlandırıyoruz. Bir bundan vazgeçeceğiz. Kendi dinamiklerimiz içerisinde evliliği değerlendireceğiz ve beklenti mutlaka olacak. Hani iki taraf içinde, ikisi tarafında birbirine karşı beklentileri var. Bu beklentileri doğru oluşturabilmek için de ki tarafların birbirini çok iyi tanıması gerekiyor dediniz. Şimdi bir diğer nokta da aslında bu mutlu evlilik tanımında bazı işte kalıp düşüncelerimiz var. Eğer işte karı koca çok mutluysa her an birlikte olurlar, her an birlikte bir şeyler yaparlar, sürekli bir paylaşım halindelerdir, sürekli muhabbet halindelerdir. Gerçekten böyle midir? Yoksa aslında karı koca ilişkisinin sağlıklı yürümesinde farklı bir dinamizm de var mıdır? Çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle bu son yıllarda çok artan bir görüş. Sanki böyle karı koca her şeyi birlikte yaparlarsa mutlu olacaklarmış gibi bir düşünce var. Kesinlikle buna katılmıyorum ve benim en sık gördüğüm problemlerden biri de bu. Hani birçok danışanımız var. Özellikle erkekler bu konuda çok muzdaripler. Geçen mesela bir danışanım şöyle bir cümle kullanmıştı. Çok böyle hani içerlemiştim buna. Ben 10 yıldır evliyim. 10 yıldır aslında eşimin istediği hayatı yaşıyorum. Kendi sosyal hayatım kalmadı. Arkadaşlarımla konuşmuyorum. Birazcık geç kalsam evde problem olabiliyor. Ya da şöyle oluyor. Mesela izin istiyor. Hani bireysel biraz zaman geçirmek için. Kadın o kadar tripli bir şekilde ona tamam git diyor ki bir süre sonra anlıyor ki bu aslında bir problem. Şimdi en sık gördüğümüz diğer problem de buradan buraya bağlayıp birleştireceğim. İlişkide tavır almak. Yani küs müsün diyor, hayır değilim ama çok tavırlı bir şekilde davranıyor. Duymazdan geliyor, bazıları küsebiliyor. Yani araya bir mesafe koyuyor veya kendini kapatıyor. Mutsuz evliliklerde bu durum çok fazla oluyor. Küsmek evet bazen işe yarıyor başlarda. Çocuğa küsmek, eşe küsmek başlarda işe yarar. Çünkü karşı taraf vicdan azabı çeker ama sonraları işe yaramaz. Sonraları bıkkınlık getiren bir davranış. Yeter artık bıktım senin küsmenden gibi. Ve çocuğa da kaybetme korkusunu aşılayan bir davranış. O yüzden bu tarz durumlar yerine mutlu evlilikler iletişim kuruyorlar. Gitmesini istemiyorsa gitmeni istemiyorum diyor. Ama mutlu evliliklerde yine ortak görülen bir şey herkesin kendi arka bahçesi var. Evet. Yani evet eşimle birlikte bir şeyler yapabiliyorum ki yapmak çok güzel oluyor. Örneğin aile içerisinde birlikte namaz kılmak etkinlik olarak harika. Evet. Birlikte işte ne bileyim camiye gitmek, birlikte çocuğun geliştirici aktiviteler yapmak, film izlemek bunların hepsi çok güzel aktiviteler. Ama her şeyi birlikte yapmakta bir süre sonra bıkkınlık getiriyor. O yüzden herkesin bireysel ayrı zaman geçirdiği zamanların olması lazım çocukların bile. Evet yani o zaman mutlu evlilikte aslında bireylerin o bireyselliğini korumaya da ihtiyacı var. Evet. Çünkü bu çok sık görülebiliyor. Mesela hanımefendi diyor ki eşim bazı akşamlar arkadaşlara dışarı çıkıyor. Ben bunu istemiyorum çünkü artık evli bir birey her akşam evde olmalı. Doğru mu bu? Doğru değil. Üstelik erkeklerin özellikle evlenme korkusu olan erkeklerin en sık gördüğü şey de bu zaten. Onları korkutuyor. Özgürlüğümüzün kısıtlanması. Gerçekten evlilik bir yerde kısıtlıyor ama bu sizi rahatsız edecek düzeyde olmuyor. Bu olması gereken bir kısıtlama zaten. Ama şimdi bakıyorsunuz aslında orada bir şey var. Kadının kendi arka bahçesi olmadığı için yani kendi bireysel zamanını geçirmediği için erkeğin o geçirdiği zaman onun gözüne batmaya başlıyor. Evet. Aslında kadının da yani hanımefendinin de kendi bireysel zamanında olması lazım ki sosyalleşmek bizlere iyi gelir. Sosyalleşmek bile değil. Kendi başıma çıkıp bir yerde kitap okusam, bir parkta dinlensem bile bana iyi gelecektir. Evet. Yani o zaman burada bir denge ihtiyacı var. Ne ihmal edecek taraflar birbirlerine ne de o bireyselliklerini de tamamen ihlal etmeyecekler. Evet. Şimdi şöyle, hepimizin rolleri var değil mi? Mesela bekarken sadece Fatma Vildan rolüm, işte psikolog rolüm, belki öğrenci rolüm, işte vesaire. Böyle bir de kız rolüm.
anne ve babamın kızı olarak. Evlendiğiniz zaman yeni bir kız rolü daha ekleniyor. Kayınvalideniz, kayınpederinizin kızı oluyorsunuz. Eş rolünüz oluyor. Bir de çocuğunuz olduğu zaman anne rolünüz oluyor. Bakın bir sürü rol. Şimdi ben bunlardan vildanı çıkarmaya çalışsam aslında çok bocalarım. Çünkü bundan önceki vildanın rolü çok önemliydi benim için. Evet. Sosyal, arkadaşlarını işte seven vesaire. Ama böyle düşünüyor eşler. Aslında her rolümüzü ihmal etmemeliyiz. Ne annemi babamı ihmal etmeliyim. Aslında aile ilişkilerine de değinelim. Ne kayınvalidemi, kayınpederimi ihmal etmeliyim. Ne de kendi vildanı, sosyal vildanı. Ya da karı kocalar mesela karı koca rolünü unutup sadece anne baba rolüne giriyorlar değil mi çocuk olunca? Ondan sonra da yine bunu almaya başlıyorlar. Çünkü bireysel aralarında hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla bazen çocuğa ara verip yani çocuğu bir yere emanet edip kısacık bir yürüyüş bile yapsalar. Birlikte işte ne bileyim bir yerlere bile gitseler onlara çok iyi gelecektir. Ki biz bunu öneriyoruz unutmayın diye. Evet Vilda Hanım. Şimdi bir izleyicimizin sorusu var onu sormak istiyorum. 7 yıllık evli ve 4 yaşında bir oğlu var. İzleyicimizin sorusu şu şekilde. Eşimden beklentilerim çoktu. Makamı çok yüksek olması gerekirken bizi zor durumda bırakıyor. Ailemizi maddi yönden sıkıntıya sokuyor. Bu sebepten sürekli tartışıyorum demişler. Ne yapacak izleyicimiz? Neler söyleyebiliriz? Eşinin makamı çok yüksek olmasına rağmen? Olması gerekirken bizi zor durumda, sanırım maddi olarak zor durumda bırakıyormuş, sıkıntıya düşüyorlarmış. Bu yüzden de sürekli bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi maddi olarak ki sıkıntıya düşmelerine bakmak lazım. Hepimizin temel ihtiyaçları var değil mi? Nedir bunlar? Beslenme, barınma, ne bileyim uyku gibi. Şimdi veya giyinme gibi. Temel ihtiyaçlarımızı aksatacak yöndeyse yani benim işlevselliğimi bozuyorsa bu problem hayatımda giden. Örneğin bazen oluyor değil mi? Çocuğun okul taksitini ödemiyor ama dışarıda o parayı harcayabiliyor gibi. Eğer hayatımdaki işlevselliğimi bozuyorsa bu bir problemdir. Bakacak gerçekten ben lüks mü istiyorum yoksa işlevselliğimi bozuyor. İşlevselliğini bozmuyor. Ne bileyim istediklerini alıyor ama anladığım kadarıyla kıdeminden yani makamı daha çok daha iyisini sunabilecekken yapmıyor öyle. Bunu. Onun için eğer mutlu olmak istiyorsa eminim 7 yıllık süreçte de hani eşiyle bunları sayısız kere söylemiştir. Belki bunu daha sakin bir üslupla, daha böyle somut örneklerle anlatabilir ama beklentisini o zaman değiştirebilir. Çünkü dedim ya mutluluktaki şey makam mevkiye bakmaz. Sizin hayata nasıl baktığınıza bakar. Eşinizin öyle bir problemi var ve değişmiyor. O zaman ben bunu kabul etmekten başka çarem yok. Yoksa mutlu olamam. Bir ömür eşimden söylenirim. Ama ne zaman şey derseniz ya bu böyle bir adam. Bu böyle bir adam deyip o zaman hayatını ona göre şekillendirmeye başlıyorsun. Evet. Yani mutlu olmak istiyorsa o zaman ona uyum sağlamak zorunda. Evet. Bir de şimdi evliliklerde aslında mutlu evliliği konuşuyoruz. Genelde yaşanan problemler karşısında artık son böyle dayanma noktasının azaldığı yerlerde hemen çare olarak evliliği bitirmeli miyim söz konusu oluyor. Bir insanın aklına geliyor. O zaman bu evlilik böyle gitmeyecek, bitmeli mi? Ya evlilik hangi noktada bitmeli ve gerçekten kişi artık bu evlilikte bitmesi dışında yapılacak hiçbir şey kalmadı ya gelene kadar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında siz izleyicimizin sorusunu da güzel söylediniz. Acaba beklenti mi değişmeli? Beklenti biraz fazlaysa daha mı aza indirilmeli. Bunun dışında hani bu evlilik bitmelidir değil de neler yapabilirim diye bakacak olursa neler yapabilir başka? Evliliğini kurtarmak için mi? Tam şu an anlayamadım. Evet. Ya boşanmak değil ya boşanmalı mıyım diye soruyor izleyicimiz. Evliliğim bitmeli mi? Böyle bir durumda gerçekten son çare evlilik olmalı mı? Onun öncesinde başka neler yapılabilir? İnanın mesela biz danışanlarımıza evlilik danışmanlığı verdiğimiz için ayrı danışmanlığına onlar bizden şey bekliyorlar. Siz ayrılın veya siz işte şöyle yaparsanız böyle mutlu olursunuz dememizi bekliyorlar. Bunların hiçbirini yapmıyoruz. Hele ki bir ailenin ayrılıp birleşme kararını asla vermiyoruz. Sadece biz onların aralarındaki iletişim problemini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi diyorlar ki ben ona 100 kere söyledim. Yani daha geçen gözümle gördüm. Diyor ki 100 kere söyledim. İşte eşi ayrı yatıyormuş kendisinden. İşte çocukla birlikte uyuduğu için sığmıyormuş. Ya bu tarz böyle meseleler. Sonra dedim ki gel bir de biz birlikte konuşalım. Çok düzgün bir üslupla anlattığınız zaman ve suçlamadan iletişim kurduğun zaman bak sen benden ayrı yatıyorsun ama ben kendimi değersiz hissediyorum. Sen bana şunu dediğin zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Bir süre sonra karşıdaki insan empati yapmaya başlıyor. Eğer gerçekten zaten ortada bir problem varsa, bir mağdur varsa iyi bir insan
yardımcı olur. Ama seni anlaması lazım önce. Ve bunun gerçekten bir problem olması lazım. O yüzden bir hani boşanmaya kadar neler yaşayabilir kısmını açarsam belki binlerce neden bulabilirim. Hı hı. İşte dedik ya, kıyaslarsa, şöyle yaparsa. Ama nasıl çözülebilir kısmı? Doğru iletişimle. Hı hı. Mesela şöyle yapabilirler. Her zaman yaptıkları davranış ne? Söylenmek, hı hı. trip atmak, küsmek. Mesela bir patlamalar yaşar aileler, değil mi? Ne yaparlar? Evinin eşinin eve geç gelmesinden şikayetçi hanımefendi. Susar, susar, susar. Halının altında süpürür, süpürür. Ondan sonra öyle alakasız bir şeyden patlar ki, bazen eşine patlar, bazen çocuğuna patlar. Evet. Bakıyorsunuz daha büyük bir patlama oluyor ve kimse anlam veremiyor. Onun için bu en yanlışı. O anda rahatsızlığını dile getirsen, oturup konuşsan ve kesinlikle ben asla değişmem, eve erken geleceksin demek değil, ortak bir yol bulsan zaten o problem çözülür. Yani karşı evet. tarafta istiyorsa. Onun için biriktirme yoluna da gitmemeliyiz. Hı hı. Pasif olma yoluna da, yani küsmek, konuşmamak, muhatap almamak yoluna da gitmemeliyiz. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi evlilikte aslında mutluluğun önüne geçen en temel şeylerden biri de yaşanan problemlerde küsme davranışı. Evet. Aslında küsme bir sorun çözme yöntemi gibi görülüyor. Doğru. Öyle zannediliyor. Yani sorun yaşadık, tartıştık. O yüzden birbirimize konuşmuyoruz ve sorunu da bu şekilde çözdük. Aslında bu bir sorun çözme yöntemi olmuyor. Evet. Söylediğiniz gibi bir şeyleri aslında halı altına almak evet. oluyor. O sorunu küsmeden konuşabilmek, konuşarak çözebilmek kesinlikle. Burada önemli. Küsmek yani bence bir ilişkiye yapacağınız en büyük kötülük. Hı hı. İnanın, nasıl söyleyebilirim? Şimdi küsmek de öğreniliyor. Küsen danışanların anne babalarına baktığınız hı hı. zaman onlar da zaten küsmeyi öğretmiş. Şimdi bir çocuğa küserseniz çocuk acı çeker. Annesinin babasının gideceğini düşündüğü için acı çeker. Bir daha onun konuşmayacağını düşündüğü için. Hı hı. O acıyı bildiği için hep bunu uygular kişi büyüyünce de. Ama baktığınız zaman o acı bir süre sonra bıkkınlık haline geliyor. Evet. Bunu o yüzden kesinlikle yapmamaları gerekir. Hı hı. Peki mutlu evliliklerde hiç tartışma olmamalı mı Vildan Hanım? Ya, bu mümkün değil zaten. Şimdi bazen duyuyoruz, diyorlar ki işte ben eşimle şu kadar yıllığım hiç tartışma, mümkün değil. O zaman eşin çok fazla idare ediyordur seni. Çünkü bakın, şimdi bir adaptasyon süreci değil mi? Evleniyorsunuz, hiç tanımadığınız insanlara anne baba diyorsunuz. Abi abla diyorsunuz, görümceleriniz, kaynlarınız. Dolayısıyla illaki problem yaşayacaksınız. Yani çok farklı mizaçta olan, farklı bir karakterde olan, farklı bir ailede büyümüş bir insanla evleniyorsunuz. Ne bileyim, siz en basitinden yemeği tuzlu seviyorsunuzdur, o başka seviyordur. Onun için mutlaka problem olacak. Hatta problemler biraz belki şiddetlenecek o tanıma aşamasında, ama önemli olan ne biliyor musunuz? Saygıyı yitirmemek. Çünkü saygı gittiği zaman gerçekten kalıcı problemlere neden oluyor. Yani o söylenilen sözler. Ve tartışmayı yönetebilmek. Mutlu evliliklerde kişiler tartışmayı yönetirler. Mesela bir taraf kıskanır ama o kavgaya dönmez mesela. Dolayısıyla o kıskançlık baharat olur. Yemeğin baharatı oldu mu güzel olur ya. Aynı öyle olur. O yüzden tartışmada, örneğin çok sinirlisiniz mesela. Ya eşiniz çok sinirli. Ara verin. Belki bir müddet, ama küsün demiyorum. Deyin ki bak şu an sinirliyim, biz birazdan konuşalım. Ama mutlaka o konuyu oturun, sakinleşince konuşun. Bak ben buna çok kızdım, beni anla deyin yani. Beni anla, ben kendimi böyle hissettim. O yüzden çok rahatsız oldum. Ha, sana bunu yapmış olabilirim, özür dilerim. Hani gerçekten tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Evet. Tatlı sözde çözülemeyecek bir şey yok. Ha, çözülemiyorsa eşiniz hala sakinleşmemiştir. Sonra konuşursunuz, önemli değil. Ama mutlaka konuşun. Evet, yani o zaman aslında bir evlilikte hiç tartışmanın olmaması, çünkü bunu da duyuyoruz. Hı hı, hani biz eşimle hiç tartışmayız, bizim evde hiç kavga olmaz gibi söylemleri oluyor. Aslında bu da çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Demek ki bir şeyler, iki taraftan birisi bir şeyleri çok belki tolere ediliyor, hani katlanıyor gibi saymak dedik ya. Ya da yok sayıyor. Evet, aynen. Ama bu belki o süre içerisinde ya da bir süre belki onu öyle götürüyor, ama ileride illaki bunun bir patlaması daha olur. Büyük şehirde yaşanabiliyor. O yüzden tartışmalar bir evlilikte olabilir. Önemli olan tartışmayı nasıl yönettiği kesinlikle. Çiftlerin. Evet.
Evet. Burada da şu olabiliyor. Aslında yine beklentiler dedik ya, bir tartışma ve problem anında da hep çiftler birbirinden bekliyor. Hani ben kırıldım, o konuşsun. Gelsin. Ben kırıldım, o gelsin, özür dilesin. Hep ben mi iletişimi başlatacağım şeklinde yine bir orada aslında bir beklenti var ve karşıdan adım atmasını bekliyorlar. Çok doğru diyorsunuz. Ben evliliği bir eğitim süreci gibi düşünüyorum. Evet. Şimdi evlilik nedir? Sağlıklı olduğu zaman aile. Ailedeki çocuk da sağlıklı olur. Ruh sağlığı, beden sağlığı. Hı hı. O çocuğun bulduğu eş de, o çocuğun yaptığı evlilik de sağlıklı olur. Hı hı. Sağlıklı bir toplum olur, değil mi? Şimdi bunun yanında evlilik bizi de olgunlaştıran bir şey. Evet, çocuklara iyi, işte mutlu evliliklere iyi gelir ama anne babayı da karı kocayı da olgunlaştırır. Nedir biliyor musunuz? Mesela ben normalde sabırsız bir insanım ama evlendikten sonra sabrı öğrendim. Çocuktan sonra çok çok sabırlı olmayı öğrendim. Evet. Olgunlaştım yani. Neden? Ay hadi uyudu, hadi yemek yedi. Şimdi kırmayayım. Ama ne oldu? Sabırlı bir insan haline döndüm. Evet. Onun için evlilik bir eğitim süreci. Dolayısıyla hep o gelsin, o yapsın, hep ben mi yapacağım diyorsunuz ya. Başlarda eğer karşınızdaki insan iletişim kurmayı bilmiyorsa, hı-hı, ki bazı insanlar gerçekten bilmez, bağırıp çağırır. Siz ona iletişimi öğreteceksiniz. Hı hı. Bak konu problem böyle çözülür. Bakın bazı danışanlarım var mesela ilk başlarda kadın küsüyor, erkek konuşmaya eğilim oluyor. Sonra erkek küsmeye başlıyor, kadın konuşmaya çalışıyor. Aslında erkek doğrudan küsmeyi öğreniyor. Evet. Onun için öğreteceksiniz. Evet başlarda siz gideceksiniz ama bir bakacaksınız ki o başlarda iletişime çok kapalı olan kişi, hı hı, kadın belki, sonraları daha açık olacak. Sonra bir bakacaksınız o konuşmaya gelecek ama diyorum ya sabır istiyor. Yani ilk 5 yıl gerçekten zorlu bir süreç olabilir. Tabii herkesin ilk 5 yıl değildir. Bazısının 6 aydır, bazısının 7 yıldır. Onu bilemeyeceğim ama ortalama 5 yıl. Evet. Yani aslında o zaman evlilikte birbirlerine fırsat vermeleri de önemli. Hemen evet, her şey belki olması gerektiği gibi olmayabilir. Kişinin beklediği gibi olmayabilir. Anlayış önemli. Orada o alışma sürecine, değişme sürecinde bir fırsat vermek çok önemli. Kesinlikle. Şimdi sürekli mesela aileleriyle problem yaşıyorlar. Yani evlendiği kişinin ailesiyle. Hı hı. Evlilikte özellikle yapılan en büyük yanlışlardan biri bu. Şimdi biz ister miyiz annemizin, babamızın, eşimiz kötü ansın, konuşmasın, kavga etsin? Hiç kimse istemez. Evet. Ama genelde özellikle kadınlar bunu yapıyor. Erkekler de yaptığı oluyor tabii. Ya onlar ya ben ne getiriyorlar mevzuyu. Ama bir tane danışan bana şöyle demişti. Hiçbir zaman bu cümle kullanılmamalı çünkü erkeğin seçeceği taraf bellidir. Yani düşünsene onu 30-40 yıl boyunca büyütmüş annesi mi yoksa hayatına yeni girmiş olan veya 5 yıllık girmiş olan eşi mi? Böyle bir tercih sunulmamalı bile. Çünkü biz zaten o tercihi yapmayız. O tercih sunan kişi onu yapmaz, emin olun. O yüzden eğer evliliğimizde yine mutlu olmak istiyorsak karşımızdaki insanın anne ve babasıyla iyi geçinmeli, hı hı, gerektiği zamanlarda görüşmeli ama bu görüşmeleri gerçekçi olması lazım. Ne bileyim, ne çok sık, hı hı, çok bağımlı ne de çok seyrek. Hı hı. Orta bir şekilde olmalı. Sevmiyorsak bile en azından onlara saygı duymalıyız. Saygıda kusur etmemeliyiz. Şimdi aslında yani bu gerçekten büyük aile ilişkileri evliliklerde çok, hı hı, temel bir yere sahip. Bazen hani çiftlerin kendi aralarında hiçbir problem olmazken, kendi ilişkileri noktasında bir problem olmazken sırf bu büyük aileyle olan ilişkileri yönetememekten kaynaklı bitme aşamasına gelen evlilikler biliyoruz, evet, maalesef. O zaman burada o büyük aileyle olan ilişkiyi yönetebilmek de aslında çok önemli mutlu evlilik, evet, için. Hem de iki tarafında. Evet. Şimdi bazen şöyle oluyorlar, özellikle büyük ailelerde yeni gelen işte gelin özellikle, hı-hı, kabul edilmekte biraz zor olabiliyorlar aile içinde. Dolayısıyla kayınvalideyle aralarında çok problem görüyoruz. Orada aslında iki taraflı olumlu yaklaşmaları lazım. Hı. Yeni gelen kişi bu adaptasyon sürecini sabırlı olacak, daha anlayışlı olacak, kendilerini onlara tanıtmak için, hı hı, göstermeye çalışacak. Hani bakın ben böyle bir insanım. Kötü şeyler yaşasa da biraz bunu mantığa büründürmeye çalışacak. Yani sonuçta yeni geldim, beni kabul etmeleri lazım. Oradaki erkeğin duruşu da aynı şekilde ara bulucu olacak. Hı-hı. Bazen bakıyorsunuz laf taşıyıcı olabiliyor. Bak seninle ilgili böyle söyledi anne. Bak eşim, annem seninle ilgili böyle söyledi değil. Hı-hı. Tam aksine yapıcı bir şekilde dengeyi sağlamaya çalışacak. Baktığımız zaman dengeyi sağlayan kişilerde o adaptasyon süreci çok çabuk oluyor.
Ama dengeyi sağlamayan kişilerde, yani tarafa geçen erkeklerde özellikle daha kötü sonuçlara neden olabiliyor. Aslında burada o büyük ailede yine hani hep dedik ya, mutlu evlilik nerede başlar? Evlilik öncesinde başlar. Büyük ailede de o kabul, yani bu yine bence evlilik öncesinde de, o nişanlık sürecinde de başlar. Mesela şöyle bir örnek ben de görmüştüm. Mesela hanımefendi diyor ki, ben hani o ailenin kültürel olarak kendi ailemden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onlarla çok bir arada olmak istemiyorum. Onların sürekli bizim eve gelmesini istemiyorum gibi bir problemi var. Şimdi o zaman bu aile evlilik öncesinde de tanınıyordu. Evet. Eğer içlerine girmek istemeyeceği, kabul edemeyeceği bir aile ise kişinin aslında bunu evlilik öncesinde karar vermiş. Kesinlikle olması gerekiyor. Söyledik ya, mesela bu kişi mutlu olamaz zaten. Çünkü hiç kendini değiştirmeye yönelik hiçbir adım yok. Bir kabul yok aslında. Yani daha en başından karşı tarafın ailesini ve o sosyal yapısını reddediyorsun. Kesinlikle, ve bu evlilik öncesinde de dediğiniz gibi belliydi. Eğer ben evleneceksem bununla bir şekilde başa çıkmayı öğrenmeye çalışmam lazım. Ve ben her zaman söylüyorum. Şimdi bir anne baba çocuğunu atabilir mi? Atamaz değil mi? Hiç aklına bile getirmez. Onun için elinden gelen her şeyi yapar. Bakıyorsunuz çocuğu hastaysa dünya, yani dünyayı feda eder. Aynısını eşimiz için de yapmamız lazım. Çünkü o sonuçta bizi Allah'ın bir lütfu değil mi? Evet. Kaderimiz. Dolayısıyla elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Dışarıdan biri olarak görürsen, ay eşimin ailesi böyle. Şimdi eşimin ailesi böyle diyorsan zaten onlar senin ailen olmalı. Evet. Onları bir kere benimsememişsin anlamına gelir. Bu da onun kendi yapısıyla alakalı. Evet, buradan devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aramız var efendim. Aranın ardından buradayız.